tatlı kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Reçel kavanozundaki kediler. Babaları onlara şeker fabrikasından hep şeker getirirdi ama bugünkü çok özeldi. Şeker fabrikasında yeni bir pasta yapılmaya başlandı. Hem de özel çikolata soslu. Harika! Bu kulağa harika geliyor. Neden hep birlikte denemiyoruz? Hem yanına çay da yaparız. Anneleri çayı hazırlamak üzere pastayı mutfağa götürdü. Anneciğim! Sana yardım etmek istiyoruz. Ne olur yardım edebilir miyiz? Tamam olur. Bana şöyle yardım edebilirsiniz. Gidip Ahududu reçelini getirerek. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Reçel kavanozları kilerdeki büyük rafta. Ha? Kiler mi? Anneleri bütün turşuları, reçelleri ve jöleleri kilerde saklıyordu. Neyi bekliyoruz ki? Hadi gidelim. Bir şeyim yok iyiyim. Vay, burada ne çok şey var. Hey, bu ne acaba? Ekşi, hem de çok ekşi. Bu da çok tuzlu. Bu tattan kurtulmalıyım. Ağzım yanıyor. Neyse, ben artık hiçbir şey tadamayacağım. Buraya annemin yemeklerini tatmaya değil, reçel bulmaya geldik. Evet, annem bizi buraya Ahududu reçeli bulmaya gönderdi. İyi ama nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Reçel kavanozlarında etiketler vardır. Ahududu'yu bulmamız gerek. Bu kiraz reçeli. Kilerde kayak yapıyorum. Hadi bakalım küçük bavul. Bunda da havuç yazıyor. Aşağıdakiler. Bu ne peki böyle? Kabağa benziyor. Ve bu da... Onlar ahududu değil. Tattım, çok acılar. Tabii ki acı olacak. Etiketlerinde acı biber yazıyor. Hey, şuna bakın. İşte buldum. Evet, bu ahududu işte. Yaşasın, bulduk onu. Peki ama bunun kavanozu nerede? Biz de o zaman etiketi olmayan kavanozu buluruz, değil mi? Hayır, 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 hayır. Evet. Vay. Burada çok fazla reçel var. Şimdi bunu anneme götürmenin bir yolunu bulmalıyız. Reçel kavanozu gerçekten de çok büyük. Belki de kavanozu yana yatırıp itmeliyiz. Kırılmadığını söyleyin. Kırılmadı. Şimdi yapmamız gereken tek şey onu yukarı çıkarmak. Tabii canım, o kadar. Yaşasın. Bu gerçekten işe yarıyor. Neredeyse çıkardık. Harika. Şimdi en baştan başlamalıyız. Peki reçeli burada yesek nasıl olur? He? Sonra da yukarı çıkıp çay içeriz. Ama Pudding, söyler misin? O zaman annemle babam nasıl reçel yiyecek? O zaman biz de masayı buraya getirelim. Kilerde çayımızı içip pastamızı yiyelim. Harika bir plan. Zaten ben de pastayı daha fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum. Ama görünüşe göre masa fazla büyüktü. Daha büyük bir kiler kapısına ihtiyacımız var. Reçel, kek ve çayı hiçbir zaman yiyemeyeceğiz. Benim harika bir fikrim var. Masayı yemek odasına geri götürelim. Sonra da bu bardağa biraz reçel koyalım. Kurabiyem, şekerim ve pudingim, harikasınız. Hem kilerdeki ahududu reçelini kendi kendinize buldunuz, hem de yukarı bardağın içinde getirdiniz. Evet, bu güzel bardaktaki ahududu reçeli yeni pastamızın yanında muhteşem duracak. Yardım ettik. Miyav, 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 miyav. Kilerdeki maceradan sonra tatlı kediciklerin karnı oldukça acıkmıştı ve ahududu reçelli çikolatalı kek tam ağızlarına layıktı. Babayla geçirilen gün. Günlerden bir gün anne kedi arkadaşına ziyarete gitmeye hazırlanıyordu. Bugün babanız benim yerime geçecek. O yüzden uslu olun, tamam mı? Görüşürüz. 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 Bu da ne demek? Babamız artık annemizin yerinde mi oturacak? Pembe bir elbise giyip saçlarını uzatıp süslenecek mi yani? Ne? Oo.
Hayır! 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 Belki spor salonunda annemin egzersizlerini yapacaktır. Öyle değil. Bugün annemiz yerine bize babamız bakacak demek oluyor. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Baba, baba, uyan, uyan baba. Hadi, bugün bütün gün bize bakacaksın. Evet, hadi. Babacığınızı takip edin. Baba, kedicikleri en sevdikleri eklerden yapmış. Çok lezzetli, yulaf lapasından çok daha iyi. Babamızın bugün bize bakması çok iyi oldu. Şimdi de biraz televizyonu izleyelim. Kazların göçünü gösterdiğimiz canlı yayınımızın 38. saatine girerken... Baba, yapacak başka bir işin yok mu? Nasıl yani? Annemin yaptıklarını yapman gerekiyorsa... öğle yemeği hazırlamalısın. Giysileri yıkamalısın. Ve tüm evi süpürmelisin. Anneniz bütün bunları yapıyor mu? Vay be. Tamam o zaman. Kedicikler en sevdikleri korsan programını açtı. Bu arada babaları anneleri yerine öğle yemeği için pizza yaptı. Ve tüm kirli kıyafetleri çamaşır makinesine attı. Ve halıları süpürmek için elinden geleni yaptı. Efektler harika. Topu her ateşlediklerinde dumanın kokusunu alıyorsunuz, değil mi? Bu televizyondan gelmiyor. Bir şey yanıyor. Oo, bu da ne böyle? Çamaşır odasından baloncuklar çıkıyor. Anne? Bekle. Annem yok. Baba! Baba! Yine ne oldu? Mutfakta bir şey yanıyor. Ve çamaşır odasından da köpükler çıkıyor. Eyvah! Dur! Dur! Pizza! Çok sıcak, çok sıcak, sıcak! Ben tam bir şaşkınım. Çamaşır ve temizlikle uğraşırken pizzayı fırında unutmuşum. Annemin işleri göründüğünden çok daha zormuş, değil mi? Annem buna çok üzülecek. Çok iyi bir fikrim var. Bu işler çok zor olduğuna göre babama yardım edebiliriz. Kediciklerin yardımıyla baba kedi her şeyi doğru düzgün yapmayı başardı. Anne sonunda döndün. Miyav, bu kadar zamandır televizyon mu seyrediyordunuz? Hayır anneciğim. Babamın kirli kıyafetleri yıkamasına yardım ve ettik. Ve evi süpürmesine. Ve enfes bir turta pişirmesine. Süper baba. Kedicikleri eğlendirmekle kalmayıp tüm ev işlerini de mi yaptın? Benim gibi harika bir babadan bunu beklemiyor muydun yoksa hayatım? Babam ev işlerinde süperdi. Tatlı kediciklerimiz de yardım ediyor. Ben de bugün babanız gibi eve gelirken yanımda leziz bir yiyecek getirdim size çocuklar. Çilekler yaşasın. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Baba ve kedicikler ev işleri yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Ama tüm aile yeniden bir araya gelince herkes çok mutlu oldu. Korkunç kedicikler. Tatlı kediciklerin bu yılki korku gecesiydi. Oldukça heyecanlı olan kurabiye, şeker ve puding korkunç kıyafetler giyerek birbirlerini korkutuyorlardı. Ben bir canavarım. Bense küçük bir cadıyım. Ve ben de bir iskeletim. Harika. Miyav, 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 miyav. Korktunuz mu? Aman tanrım. O kadar korkunçsunuz ki korkudan ödüm patladı. Anneniz haklı. Siz kedicikler çok korkunç görünüyorsunuz. Anlaşılan anne ve babamızı korkuttuk. Peki ama bizi kim korkutacak bakalım?
Bizi kimse korkutamaz. Bunun için çok cesuruz. Birkaç arkadaşımızı da çağıralım. İçlerinden biri belki bizi korkutabilir. İlk korkunç arkadaşları Cupcake'ti. Hadi Cupcake, korkut bizi. Ben Cupcake değilim. Ben Örümcek Prenses Cupcake'im. Cupcake hiç de korkutucu değil. Her neyse ama en azından güzelim değil mi? Bir sonraki ürkütücü dostları ise arkadaşlarını korkutmayı çok seven Gece. Ben gecelerin yaratığıyım. Deneme yapıyordum. Korkunç bir vampirim. Nasıldı? Üzgünüm ama bu da işe yaramadı. Sanırım biz kedicikleri korkutmak imkansız. Korku geceniz nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Hayır, birazcık bile korkmadık. Demek hiç korkmadınız ha? Anlaşıldı. Biz biraz bahçeyle ilgileneceğiz. Biz yokken neden evi süslemiyorsunuz? Korkunç dekor kullanabilirsiniz. Korkunç bir dekorasyon. Tam ihtiyacımız olan şey. Heyecanlı kedicikler ve arkadaşları işe koyuldular. Kurabiye korkunç canavar suratları çizdi. Cupcake bir sürü kağıttan örümcek kesti. Ve hep birlikte peçetelerden hayaletler ve yarasalar yaptılar. Üçe kadar sayalım. Arkamızı dönüp ne kadar korkunç olduğuna bakalım. Bir, iki, üç. Açıkçası çok hoş görünüyor. Evet ama korkunç olması gerekiyordu. Birbirimize korkunç hikayeler anlatsak nasıl olur? Vampir gecenin bildiği bir sürü korkunç hikaye var. Soğuk, karanlık ve rüzgarlı bir geceydi. Hayır, ben hala korkmadım. Nasıl korkunç olacağını biliyorum. Fena değil. Pekala. Soğuk, karanlık ve rüzgarlıydı. Tamam, ben korkmaya başladım. Ben korkmadım. Henüz korkunç bir şey yapmadı. Şeker, koridorun ışığını sen oradan nasıl kapattın? Ben yapmadım. Olamaz. Orada biri olmalı. Belki sadece rüzgardı. Gerçek bir hayalet olabilir mi? Ya da büyük ve siyah bir yarasa. Ne olursa olsun onunla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Kurabiye'nin parlak bir fikri vardı. Evet kurabiye, çok cesursun. Çocuklar, orada iki tane kocaman kedi kadar büyük yarasa vardı. Merhaba çocuklar. Biri dev yarasalar hakkında bir şey mi dedi? No, sizi korkuttu mu? Sanırım haklıydın kurabiye. Bu yarasalar gerçekten de kedi kadar büyükler. Kostümleriniz gerçekten harika görünüyor. Gerçekten yarasa olduğunuzu sandım. Vay canına. Dekorasyonlarınızın hepsi çok yaratıcı. Gerçekten de korkunç denebilecek kadar güzeller. Sürprize hazır mısınız? Şeker, tatlım, ışıklar. Acaba ne çıkacak? Bu harika! Miyav, 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 miyav! Babanın korku gecesi fastası korkunç derecede lezzetliydi. Kedicikler bu keyifli korku gecesini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak geçirdiler. Şeker'in özel cihazı. Bir gün kurabiye ve puding odalarını çok kötü dağıtmıştı. Odanın haline bakın. Bebeklerimi ve diğer her şeyi toplamalısınız. Şeker, sen bizim patronumuz değilsin. Bunu yapmayacağız. Sen de söyle puding. Evet. Pekala. O zaman özel cihazımı kullanarak toplamanızı sağlayacağım. Hey, o cihaz gerçekten özel mi? Kesin öyledir. Odayı toplayarak özel cihazın işe yaradığını kanıtla. Pekala. Gözünüzü kapatın, özel cihazımla temizleyeyim. Değnek, odayı topla ve temizle. Kurnaz Şeker, kardeşlerine özel cihazın işe yaradığını göstermek için bir oyun oynadı. İşlem tamamlandı. Artık bakabilirsiniz. Vay, şuna bak. Özel cihaz gerçekten işe yarıyor. Artık her şeyi yapabiliriz. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Bu sizin özel cihazınız değil, bana ait. Ama beni salıncakta sallamazsanız ikinizi de kurbağaya çeviririm.
kurabiye ve puding şekeri salıncakta sallamaya başladılar. Harika. Bundan böyle kız kardeşimiz ne isterse onu yapacağız. Çünkü yapmazsak... Bir bardak çay istiyorum. Ben bir kurbağa olmak istemiyorum. Vırrak. Ben de istemiyorum. Vırrak. Cihazı bir şekilde onun elinden almalıyız. Hey, özel cihazımı hemen geri verin yoksa kurbağaya çeviririm. Asıl ben seni dönüştüreceğim. Hemen şekeri bir kurbağaya dönüştür. Kurbağa. İşe yaramıyor. Belki gözümüzü kapatmamız gerekiyordur odadaki gibi. Tamam. Birazdan kurbağaya dönüşeceğimiz kesin. Koşup annemize söylemeliyiz. Hey durun, geri gelin. Kurabiye. Kız kardeşimiz seni nasıl kurbağaya çevirdi? Anneciğim. Puding. Anne, şeker kurabiyeyi özel cihazıyla kurbağaya çevirdi. Kardeşimize yaptığın şeye bak. Ama bu olamaz kurabiye. Çok özür dilerim. Demek denizci şapkan buradaymış. Çalılarda kaybettiğimi sanıyordum. Kurabiye! Demek ikinci örgü şişim buradaymış. Ben de her yerde bunu arıyordum. Yani bu gerçekten özel bir cihaz değildi. Annemizin örgü şişi miydi? Evet, sadece sizi korkutmak istemiştim. Çünkü istediğim zaman odayı toplamamıştınız. Çünkü istemek yerine bize emretti. Durun bir saniye. Dinle Şeker. Kardeşlerinden bir şey yapmalarını istiyorsan özel bir kelime kullanmalısın. Bu kelime lütfen. Gerçekten özel mi? Puding, kurbağayı bana uzatır mısın lütfen kardeşim? Al canım kardeşim. Teşekkür ederim kurabiye. Kapıyı açar mısın lütfen? Elbette açarım. Bu kelimeyi kullanan birilerine yardım etmek çok iyi hissettiriyor. Belki de bu kelime gerçekten özeldir ha? Tabii ki öyle. Ve tüm özel cihazlardan çok daha kullanışlı. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Kurabiye, beni itebilir misin lütfen? Elbette Puding. Kurabiye ve Puding, ip atlarken bana eşlik eder misiniz? Lütfen, lütfen, lütfen. Tabii ki ederiz. Her şeyi yapabilen özel cihazlar yoktur ama tatlı kedicikler için özel lütfen kelimesinin gerçekten de her şeye gücü yeter. Konuşan kuş. Bir gün baba her zamanki gibi tatlı tarifleri uydurmakla meşguldü. Sonraki adımda yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun. Üzerine şekerli krema sürüyorsun. Sonra bu eriyor ve üzerine çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Çok lezzetli olabilir. Bence bunu hemen yaz tatlım. Baba bizi seslendin. Puding, minik şeker ve kurabiye. Baba az önce benim çilekli olduğumu söyledin. Çocuklar, babanız yeni bir tatlı tarifi üzerinde çalışıyordu. Evet, unutmadan çocuklar. Bilin bakalım ne oldu. Komşular kısa bir yolculuğa çıkıyormuş. Papağanlarına bir süre bizim bakmamızı istediler. Yani evimizde gerçek bir papağan mı olacak? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Minik kuş, minik kuş, minik kuş! Bir yerde okumuştum. Papağanlar konuşabiliyormuş. Minik kuş konuşuyor mu? Harika bir şey bu. Hadi minik kuş, bir şey söyle. Çekinme, bir şey söyle, bir şey söyle. Belki kafesin içinde olduğu için konuşmak istemiyordur. O zaman onu çıkaralım. Tamam, seni dinliyoruz. Belki de kuşun karnı acıkmıştır. Evet, ne diyorsun? Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim demek gerekiyor. Belki minik kuş tatlı seviyordur. Şeker ister misin kızım? Dur bakalım. Şeker istiyorsan lütfen demelisin. Belki de çok küçük olduğu için henüz neyi nasıl söyleyeceğini öğrenememiştir. Ona konuşmayı öğretelim. Minik kediler papağana hangi sözcüğü öğretmeleri gerektiğini düşünmeye başladı.
Bence ona şey demeyi öğretelim. Ay. Böylece komşular döndüğünde onları güzelce korkutur. Ama sadece onları korkutacağından nasıl emin olabiliriz? Ya etraftaki herkesi korkutmaya başlarsa? O zaman ona şey demeyi öğretelim. Örneğin tebrikler gibi bir şey. Bu herkesin hoşlanacağı türden bir sözcük değil mi? Ama Pudding, tebrikler sözcüğü biri güzel bir şey yaptığında söylenir. Her zaman söylenmez. Tebrikler! No! Tebrikler! Ona çok sıradan ve basit bir sözcük öğretmeliyiz. Örneğin, merhaba. Haklısın, öyle bir şey söyleyince kimseyi korkutmaz. Merhaba. 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 Merhaba, merhaba. 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 Merhaba mı? Merhaba. 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 Çocuklar, lütfen başka bir yerde oynar mısınız? Yeni tatlı tarifimin son aşamasına yanlışlıkla merhaba yazdım. Sahi sıcak kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra ne yapmamız gerekiyor demiştim. Yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun, üzerine şekerli krema söylüyorsun. Sonra bu krema eriyince çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Zeki papağan babanın tarifini gayet iyi anımsıyordu. Teşekkür ederim, evet aynen öyle. Görünüşe göre konuşmayı gayet iyi öğrenmişsin zaten. Teşekkür ederim. Şeker lütfen. Tebrikler. Peki neden biz sana konuş dediğimizde bir şey söylemedin? Belki de tatlı yavrularım sizin sürekli konuşmanız yüzündendir. Bu yüzden tek söz etmeye bile fırsat bulamamıştır. Özür dileriz minik kuş. Yanıtlaman için sana zaman vermeliydik. Minik kuş. Merhaba. Günaydın. Harika. Teşekkür ederim kurabiye. Teşekkür ederim şeker. Teşekkür ederim puding. Teşekkür ederim. Bir şey değil minik kuş. O gece hepsi babanın yeni kurabiyesinden yedi. Ve yeni papağan arkadaşları o kadar çok konuştu ki önceden nasıl o kadar suskun kaldığına şaşırdılar. Dedektifler. Bir gün kurabiye, şeker ve puding en sevdikleri oyuncaklarıyla oynuyorlardı. Kulup 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 kulup. Balık arabam çok havalı. Ama şeker çok sevdiği oyuncak kedisini bulamıyordu. Bayan Keteluyu bulamıyorum. Sanırım onu kaybettin. Nasıl hissettiğini biliyorum. Çünkü ben de her şeyi kaybediyorum. Sen oyuncaklarını etrafta bırakıyorsun ama ben bebeğime çok iyi bakıyorum. Bir yerde unutmuş olmalısın. Belki ortaya çıkar. Mesela biz 100 yaşına girdiğimizde. Ama ben Bayan Kitilu'yu şimdi istiyorum. 100 yıl sonra değil. Bu kitaptaki usta dedektif Mırlak Holmes bize hemen yardımcı olabilir. Onun da yani çıkarım metoduyla ilgili şeyler okumuştum, biliyor musun? Ne dedin sen? Çıkartma motoru mu? Çıkarım metodu, kaybettiğiniz şey hakkında bol bol düşünüp sonra onu aramak anlamına geliyor. Bir şeyi aramanın en mantıklı yolu yani. Çocuk oyuncağı. Bu işe yaramaz. Mırlak Holmes sadece bir kitap karakteri. Bana yardım edemez ki. Ama biz de harika dedektifler olup Bayan Kitolu'yu bulmana yardım edebiliriz. Harika! Miyav, 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 miyav! Pekala Bayan Şeker, kayıp bebeğiniz ne kadar büyüktü acaba söyler misiniz? Yaklaşık bu kadardı bayım. Demek öyle. Kimlerin arasında kaybolmak için çok büyük. Saklanabileceği kadar büyük bir yer biliyorum. Ben iyiyim. Burası çok karanlıkmış. Merhaba. Bir şey buldum. Bayan Kitilu'yu mu? Daha iyisi. Babamın eski şapkası ve içinde de bir misafir var. Bakın. Babamın şapkasının baykuş yuvasında ne işi var? Sanırım onu bir yerde düşürmüş olmalı.
Pekala Bayan Nişeker, bana Bayan Kitulu'yu en son gördüğümüz yeri söyler misiniz? Kum havuzunun içindeydi bayım. Birlikte kumdan kale yapıyorduk ve o sırada yağmur başladı. İşte bu. Bebeğin kuma gömülmüş olmalı. Bulabildin mi? Sanırım. Kedimi buldun mu? Daha iyisin. Arabalarımdan birini. Pudding'in kokuşmuş çorabı ve bir köstebek. Acaba arabam kuma nasıl gömüldü? Çok basit sevgili kurabiye. Onu ait olduğu yere koymamışsın. O zaman Bayan Kitulu'yu nereye koydun? Bilemiyorum ki. Belki de o kadar iyi dedektifler olamamışızdır. Evet olduk. Aklıma bir şey geldi. Hadi bebek arabamı bulmaya çalışalım. Yağmur başladığında Kitulu'yu bebek arabasına koymuştum. Bu yapbozun en önemli parçası olabilir Bayan Şeker. Arama başlasın. Ve böylece dedektifler kayıp bebeğin kayıp bebek arabasını aramaya koyuldular. Her yeri aradılar. İşleri her zaman kolay değildir. Ama başarılı dedektifler asla vazgeçmez. Bir iz buldum. Bebek arabası izleri mi? Olabilir. Acaba nereye gidiyor? Hadi takip edelim. Gizemli izler kedicikleri kendi evlerine götürdü. Aa, hey çocuklar, onu buldum. Ama bebek arabasında değil. Hey, bu ipin burada ne işi var? Aa, bu Bayan Kitulu'nun saçı. Bakın, bir tane daha var. Dedektifler ipuçlarını takip ettiler. Bulduk! Görünüşe göre kayıp bebek vakasında suçlu annemizmiş. Evet, suçumu kabul ediyorum. Onu bebek arabasında ıslanmış halde buldum. Bebek arabasını eve götürdüm ve bebeği kuruması için astım. Teşekkürler anneciğim. Görünüşe göre olay çözüldü. Oynamayı bitirince bebeğine ait olduğu yere bırakmalısın. Ben kayıp arabamı ve Pudding'in kokuşmuş çorabını buldum. Ha, küçük dedektiflerime bakın. Bilin bakalım kimin babası yeni dedektif Sherlock Holmes kutu oyununu satın almış. Harika! Miyav, 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 miyav! Dedektif olmak çok eğlenceli. Ama tekrar eğlenmek istediğinizde oyuncaklarınızı bulabilmek için onları yerlerine koymalısınız. Uzay macerası. Bir akşam o kadar çok kar yağıyordu ki kediler evde kalmak zorundaydı. Çok sıkıldım. Yapacak bir şey bulmalıyız. Peki ama anne. Hey bakın, karlar kayan yıldızlara benziyor. Hadi uzayda olduğumuzu hayal edelim. Harika. Hadi inleyin. Bir uzay yolculuğu yapacağız. Harika. Yıldızlarla birlikte uçacağız. Harika. Miyav, 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 miyav. Ama uzayda yer çekimi yok. Bu yüzden uçmamız gerekiyor. Harika bir fikir. Hadi uçalım. Çocuklar, uçmaya çalışmak çok zor. Yer çekimiyle mücadeleden yoruldum. Oh. Öyleyse uçmak için bir uzay gemisi yapmaya ne dersiniz? Kedicikler annelerinin yün kutusunu geminin dışı olarak kullandı. Buldukları kartonlardan da kanatlarını yaptılar. Ardından bir huni, çırpıcı ve çörek topladılar. Ve bunları kutuya yapıştırdılar. Sonunda uzay gemileri uçmaya hazırdı. Uzay kaptanınız konuşuyor. Kalkışa hazır olun. Uzay gemisi yardımcı pilotu kalkışa hazır efendim. Uzay gemisi tamircisi motorları çalıştırıyor efendim. Uçuyoruz. Tam karşınızda kuyruklu yıldız fırtınası var. Anne, baba! Uzay canavarları olduğunuzu sanmıştık. Siz tatlı kedicikler, ne yapıyorsunuz bakalım? Sadece büyük bir uzay gezisindeyiz. Daha çok büyük bir dağınıklığa benziyor. Bunları toplasanız iyi edersiniz. Neredeyse uyku vaktiniz geldi. Peki, havalı uzay gemimiz ne olacak? Bu gemiye çok emek harcadık. Evet.
Dinleyin lütfen. Görev kontrolden astro kediciklere. Elimde sadece en iyi kediciklerin halledebileceği bir görev var. Bu uzay çöplerinin hemen temizlenmesi gerekiyor. Yoksa kedi kolonisine çarpabilirler. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam. Astro kedicikler görevi kabul ediyor. Bütün bu kuyruklu yıldızları ne yapacağız? Onları dolap gezegenine göndermeliyiz. Mutfak astroidi sahası. Hadi hepsini kendi çekmecelerine yerleştirelim. Yörüngelerine. Şu kağıttan meteorlara bakın. Olamaz. Her yere dağılmışlar. Hadi onları uzay kütüphanesine götürelim. Vay, nasıl yettiklerine baksana. Ve tüm bu uzay çöplerinin çöp poşeti kara deliğine atılması gerekiyor. Vay, ne çok uzay çöpü varmış. Ne yapacağımızı biliyorum. Onları dışarıda bir uzay yürüyüşüne çıkarmalıyız. Uzayda hava çok soğuk. Uzay giysilerine ihtiyacınız olacak. Kolonisini uzay çöplerinden kurtardık. Şuraya bak, komik uzay canavarları gelmiş. Hayır, biz geldik babacığım. Sonunda görevimizi tamamladık. Bu harika. Şimdi üçünüz de yatağa gidiyorsunuz. Ben de gelip size uzayla ilgili bir masal anlatacağım. Ve üç astro kediciğin hikayesi. Harika! Miyav, 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 miyav. Anne ve babaları kediciklerin odasında özel bir yıldızlı gökyüzü oluşturdu. Ve ardından kedicikler babalarının astro kedicik masallarını dinledi ve rüyalarında da uzaya gitmek üzere uykuya daldılar. Karlı yamaçlar ve kar kayakları. Karlı bir sabahta tatlı kedicikler dışarı çıkıp kızakla kaymak ve oyun oynamak için sabırsızlanıyorlardı. Oh, günaydın tatlı kedicikler. Bu kadar erken nereye gidiyorsunuz? Dışarı, kızakla kaymaya. Ama bütün gece kar yağdığı için kaydırak tamamen karla kaplıydı. Aa, kaydırağımız nereye gitmiş? Hadi kaydırağın yaptığı yamaçtan aşağı kızakla kayalım. Harika fikir. Miyav, 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 miyav. Çok eğleneceğiz. Ama kızaklarıyla doğrudan yumuşak kara çakıldılar. Bu kaydırakta kaymaktan çok daha zor. Hey, galiba ben burada görebiliyorum. O zaman biz de kazarız. Çok kolay olacak. Hadi başlayalım. Ama kaydırağın üstündeki karı kazmak düşündüklerinden daha zordu. Biz bunu kazana kadar mevsim yaz olur ya. Babacığım, babacığım. Kaydıraktaki karı temizlememize yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ama önce televizyondaki kar kayağı yarışını izleyeyim ha. 3 numara yamaçtan hızla aşağı iniyor. Ne iniş ama. Vay, çok ben iyi. De böyle kaymak istiyorum. Bravo. Harika. Kar kayağı için çok daha geniş bir yamaç gerekli. Bizim kaydırak yeterince büyük ve güvenli değil. Şu anda kaydırağımız bile yok baba. Anneciğim. Kaydırağın üstündeki karı temizlememize yardım eder misin? Üzgünüm canlarım ama spora geç kaldım. Kaydırak karla kaplıysa neden başka bir şey oynamıyorsunuz? Ama tatlı kedicikler başka bir şey oynamak istemiyordu. Kara tuz serpince tamamen eridiğini duymuştum. Peki ya tuz kaydırağımızı da eritirse? Belki de bir buldozer bulmalıyız. O zaman kaydırağı hemen temizleyebiliriz işte. Bence buldozer karın dışında başka şeyleri de temizleyebilir. Hey kaydırağımız! O zaman dev bir kar topu yapalım. Sonra da onu aşağı itelim ve inerken bütün karı temizlesin. Bu harika bir fikir. Thank you.
tek şey onu aşağı yuvarlamak. İtin, itin. Ve... Kim var orada? Çok tuhaf. Burada kimse yok. Kaydırak şimdi öncekinden daha fazla karla kaplıydı. Bu kocaman dağ buldozer gelse bile temizleyemez şimdi. Benim çok iyi bir fikrim var. Biri bana yardım edebilir mi? Hey, bu babamın kayağı. Babalarının kayağı yumuşak karda kaymak için birebirdi. Vay canına. Aa, vay canına. Spor salonundaki dersim iptal edildi. Ama sizinle kaymak daha eğlenceli. Affedersin. Yaşasın. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Bu dev tepe kar kayağı yapmak için ideal görünüyor. Babanız size bunun nasıl yapıldığını gösterecek. Karlı yamaçlar çok eğlenceli olabilir. Ama bütün aile birlikte olunca çok daha eğlenceli olur. Piknik. Hava çok güzeldi. Annecik ve babacık kurabiye, şeker ve pudingi pikniğe götürmeye karar verdi. Kedicikler ihtiyaçları olan her şeyi yanlarına aldı. Bir sürü kumdan kale yapacağım. Ve ben de açık havada bir sürü kitap okuyacağım ya. Ben de etrafta koşturacağım. Şuna bakın, bir sürü lezzetli yiyecek var. Bir sepet dolusu yiyecek olmayan bir piknik düşünülemez. Hiçbir şey unutmadığınızdan emin olun. Kurabiye, şeker ve puding. Pikniğe gitme zamanı. Evet. Miyav, 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 miyav. Pikniğe gidiyoruz ve pikniği çok seviyoruz. Harika bir macera. Piknikler çok harika. Ha, burası çok güzel. Evet, ne bekliyoruz? Piknik başlasın. Hey, durun. Piknik sepetimiz nereye gitti? Hiç bilmiyorum. Belki de evde kalmıştır. Ya da onu kaybetmiş olabiliriz. Olamaz. Yemek sepetimiz yok mu? Hey, neden jet roketimizle eve gidip piknik sepetini alıp buraya dönmüyoruz? Güzel bir fikir kurabiye. Ama roketler bu kadar ağaçlık bir yere inemez. Öyleyse neden pizza siparişi etmiyoruz anne? Aa, şeker. Pizzacı ormanın ortasındaki ufak göletin yanındaki bir adrese pizza teslimatı yapamaz. Ama eminim zeki babanızın bu konuda bir fikri vardır, değil mi? Hey, bir balık koltası. Bize lezzetli bir şeyler yakalayabilirim. Öyleyse piknik yapabiliriz. Anne ve şeker ateş yakmak için çalı çırpı toplarken kurabiye, puding ve babaları balık tutmaya çalışıyor. Balıklar nerede? Baba nerede? Nerede? Balık tutmak sabır gerektirir çocuklar. Kurabiye, puding ve babaları çok sabırlıydı ama ormandaki gölette hiç balık yoktu. Ateş yakmaya yetecek kadar odun topladık. Biz sadece bir kurbağa yakalayabildik. Ama işte onu bile elimizden kaçırdık. Baksanıza, ormanda yiyecek bir şeyler aramaya ne dersiniz? Annem çok haklı. Baba, biz mantar toplarken sen ateşi yakarsın. Evet, beni takip edin. Sanırım bir şeyler yiyebileceğiz, değil mi? Puding, mantar kılavuzunu kullanarak hangi mantarların yenebileceğini ve hangilerinin zehirli olduğunu belirledi. Şu mantarlara bak. Hadi şunları pişirelim babacığım. Maalesef kibritler piknik sepetinde kalmış. Ama bu mantarları pişirmeden asla yiyemeyiz. Çubukları birbirine sürtebiliriz eski zamanda yaptıkları gibi. Buna bilim denir. Bu harika bir fikir Puding.
Babama yardım edelim. Biz de üfleyebiliriz. Ateşi yaktık. Sonunda pikniğimizde işler yoluna girdi. Piknikler çok güzeldir. Bazen beklenmedik şeyler olabilir. Yine çok eğleniyoruz. Ve geldiğimiz için çok mutluyuz. Mantarlar neredeyse pişmek üzere. Ve tatlı olarak da yaban mersini, kızılcık ve böğürtlen var. Anlaşılan anneleri ormanda gizlice bir sürü meyve toplamış. Harika! Miyav, 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 miyav! Tüm aksiliklere rağmen harika bir piknikti. Ve tüm aile çok mutluydu. Bavul toplamak. Bir gün baba kedi başka şehirde bir iş gezisine çıkacağını söyledi. Tren biletime bakın çocuklar. Saat 3'te kalkacak. Büyük bir aşçılık konferansına gideceğim. Ah, bu çok harika ve heyecan verici tatlım. Oh, fazla zamanımız yok. Hazırlanmana yardım etmeliyim. Baksanıza oradan oraya koşturuyorlar. Elbette öyle. İş gezisi için hazırlanmak çok önemli bir şeydir. İhtiyacın olabilecek her şeyi düşünmek zorundasın çünkü. O zaman babamızın toplanmasına yardım edelim. Böylece önemli bir şeyi almayı unutmaz. Hadi yardım edelim. Miyav, 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 miyav. Pekala, babam yanında ne götürmeli? Kişisel bakım ürünleri değil mi? Diş fırçası, havlu... Duş bonesi, sabun, banyo süngeri, saç kurutma makinesi. Bunu da götürmeyi unutmamalı. Babamın banyoda hep yanına aldığı plastik ördek. Doğru. Ve şimdi sıra yiyecek ve uyku eşyasında. Öncelikle akşam yemeği yapması için tabak, çatal, kaşık, bardak, yastık ve su ısıtıcısı. Çay yapmak isteyebilir. Ve çayın yanında reçel de gerekir. Ahududu mu yoksa çilek mi? Neden ikisi de olmasın? Eyvah! Az kalsın peçeteleri unutuyordum. Hava soğuyabileceğinden kazak ve atkı gibi kalın giysiler de almalı. Ve yağmur yağarsa diye şemsiye ve yüzmek isterse diye paletler. Ve sel basarsa diye şişme yataktan bir sal. Harika. Geriye ne kaldı? Tatlı kedicikler babalarının neye ihtiyacı olacağı konusunda epeyce düşündü. Şimdi tüm bunları bavula yerleştirmeliyiz. Neredeyse bitti. Yapmaları gereken tek şey bavulları kapatmak. Ne? Evet, harikayız. Babamızın bavullarını hazırladık. Baba! Vay, taşınıyor muyuz yoksa çocuklar? Babamızın bavullarını hazırladık. Artık gitmeye hazır. Oo, vay be. Çok tatlısınız çocuklar. Ama 2 günlük bir yolculuk için biraz fazla. Çok iyi bir fikrim var. İhtiyacın olmayan şeyleri çıkaralım ve gerçekten lazım olan şeyleri bavula bırakalım. Ne dersin? Ve babalarının tek bir bavula ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Artık gitmeye hazırım. Vay be, trenin kalkmasına sadece yarım saat kalmış. Biletimi çıkartayım. Olamaz. Biletimi kaybettim. Sakin ol. Kedicikler, hadi her yerde babanın biletini arayalım. Sağ olun ama artık çok geç. Treni kaçırdım bile.
Anlaşılan iş gezisine çıkamayacağım. Bu olamaz. Bavulunu toplamak için çok uğraşmıştık ama. Bavulunu bu kadar erkenden toplamamız çok iyi olmuş. Çünkü tren yarına kadar bir yere gitmiyor hayatım. Ne? Görünüşe göre tarihleri karıştırmışsın. Oh, evet karıştırmışım. Ne kadar da şaşkınım. Yani babam iş gezisine gidebilecek mi? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba yolculuğa çoktan hazır olduğundan acele etmesine gerek kalmadı ve böylece akşam kediciklerle bolca vakit geçirdi. Hasat! Anne ve baba tatlı kedicikleri şehir dışında yaşayan anneanneyi ziyarete götürdü. Anneanne, miyav! Hoş geldiniz benim tatlı yavrularım. Bütün gün bizimle oynayacaksın, geçen seferki gibi değil mi? Hoşça kalın çocuklar. Güle güle. Oyun. Tabii ki birazdan oyun da oynayacağız. Ama önce bir süre bahçemdeki ekinlerle ilgilenmem gerekiyor çocuklar. Ektiğim şeylere baksanıza. Elma, havuç, çilek, çiçek. Hepsi benden bakım ve ilgi bekliyor. Aklıma harika bir fikir geldi. Bahçe işinde anneanneme yardım edelim. Böylece hem iş çabuk biter hem de bizimle oynamak için daha çok zamanı olur. Çok, çok güzel. Miyav, 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 miyav. Şu durumda eğlenen varsa patisini kaldırsın. Neşelenin çocuklar. Bu iş bittikten sonra bahçedeki yabani otları ayıklayıp çiçekleri sulayacağız. O kadar iş yaparsak oyuna zamanımız kalmaz. Bence birkaç şeyi atlayalım. Örneğin burayı kazma işini bırakabiliriz. Ama toprağın kazılması çok önemlidir. Patatesler ancak gevşek toprağa ekilir. Başka türlü onları yetiştiremeyiz. Toprağı güzelce kazıp havalandırmazsan patateslerin betona gömülmüş gibi olur. Ki böyle bir şey yapmak imkansızdır. O zaman yabani otları yolma işini atlayalım, ne dersin? Ama yabani otlar çiçek tarlasını sarıp tüm görünümü bozar. Bir an için annenizin saçını kesmekten vazgeçtiğini düşünün. Göz açıp kapayana kadar saçları uzayıp her yerini kaplar. Ha! Tatlı mı? Olamaz! Peki o zaman bahçeyi sulama işini atlasak nasıl olsa yağmur yağınca sulanır. İyi ama bitkiler de bizim gibi her gün suya ihtiyaç duyar tatlı yavrum. Düşünsene, baban her gün duş yapmak yerine yağmur yağmasını bekleseydi ne olurdu ha? Yaşasın! Yaşasın temizlik. Vay canına, anlaşılan bitkiler yaşayabilmek için bize güveniyor ha? Bitkilerle ilgilenmek zorundayız. Yapılması gereken şey bu. Ben şimdi çiçek yatağına gidip oradaki tüm yabani otları yolacağım. Ben pudingle birlikte toprak kazacağım. Ve şimdi kedi yapımı yağmur zamanı. Güzel bir içecek ister miydiniz Bay Elma Ağacı? Bakın havuçlar duş yapıyor. Şimdi yapraklarınız tertemiz oldu çilek kardeşler. Bu bütün tomurcukların çiçek açmasını sağlayacak. Tatlı kedicikler bahçe işine öyle bir daldılar ki oyun zamanını bile unuttular. Bir süre. Bana çok yardımcı oldunuz. Artık bahçe işi bittiğine göre oyun oynayabilir miyiz? Evet tabii. Neden hasat oyunu oynamıyoruz? Eğlenceli bir oyun mu bu yani? Hem çok eğlenceli hem de çok işe yarayan bir oyun. Anneanne de çocuklar da bahçe ürünlerini toplayıp onları soğuk ve temiz suyla yıkarken çok eğlendi. Şimdi topladığımız tüm ürünlerin tadına bakma zamanı. Harika geliyor. Evet, oyuna biraz ara verebiliriz. Çileği çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz dünyanın en iyi torunlarısınız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Vay canına. Bu kadar yorulduğunuza göre herhalde bütün gün çok oyun oynadınız. Evet. Bu gece uyku öncesi masala ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Çocukları hep getirin. Kendiniz de kalabilirsiniz. Sizinle oynamak için can attığım birkaç oyun var. Ha evet. Bana öğrettiğin ambarı boya oyunu gibi değil mi? Öteki neydi? Şömineyi odun kesme. Aklıma harika bir yeni oyun fikri geldi.
Bakalım ilk önce kim uyuyacak? Ha, ben kazandım. Tatlı kedicikler nefis bahçe ürünleri toplayıp harika bir gün geçirmiş oldu. Ağaç ev. Bir gün baba yavru kedilerle birlikte bir kuş evi yapıyordu. Evet, harika bir kuş evi oldu çocuklar. Şimdi gidip bunu asacak bir ağaç bulalım. Hadi bakalım tatlı kuş. Ben küçüklüğümde hep bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Siz minikler ağaç evi ister misiniz? Her şeye yukarıdan bakan kendinize ait özel yerin olması harika olmaz mı çocuklar? Cik. Miau. Vay canına, gerçek bir ağaç ev çok iyi olurdu. Dostlarımız bizi ziyarete gelir. Hep birlikte oyunları oynarız. Evet, tamam o zaman. Bu durumda harika çocuklarım için bir ağaç ev yapmam iyi olacak. Pekala. Sizce ağaç ev nasıl görünmeli? Prenses şatosu gibi. Kuleli mesela. Hı-hı. Bir de kaydırağı olmalı. Hı-hı. Eve tırmanmak için de süper bir merdiven. Pekala çocuklar, size kaydırağı, kulesi ve tırmanmanız için süper bir merdiveni olan sağlam bir ağaç ev yapacağım. İşte böyle bir şey. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba ve çocuklar o ağaç evi yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir araya getirdi. Ah, yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonrasını ben hallederim. Şimdi güvenli mesafe için geri çekilin. Çocuklar inşaat alanında bulunmamalı. Tüh, hay aksi. Olamaz. Ağaç ev inşa etmek babanın sandığı kadar kolay değildi. Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ona çok büyük bir çift kanat yapalım. Böylece evi yaparken havada uçabilir, kuş gibi. Cik cik. İyi ama havada kalmak için sürekli kanat çırpmak zorundayken ağaca nasıl çivi çakacak? Doğru. Şimdi çekiç, kanat, 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 çekiç, kanat, çekiç. Üstelik çok yorulur. Çok yorgun. Düştüm. Peki o zaman evi önce burada yapsın, bittiği zaman ağacın üstüne yerleştirir. İyi de o kocaman evi nasıl taşıyacak? Bu süper kedi değil ki. Aklıma harika bir şey geldi. Gecenin babasından gelip babama yardım etmesini rica ederim. Biliyorsunuz o inşaat işçisi ve kendi vinci var. Gece ve babası memnuniyetle yardıma geldi. Miyav! Bir şeyin yukarı çıkması gerekiyorsa yukarı diye bağırırız. Yukarı! İndirilmesi gerektiği zaman da aşağı diye bağırırız. Anladınız mı? Aşağı! Yukarı! Aşağı! Böylece herkesin sıkı çalışması sayesinde ağaç ev tamamlandı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ağaç eviniz harika olmuş. Cupcake, Duman ve Lekeli yeni ağaç ev için bir afiş yapmıştı. Çocuklar, en güzel yeni evi kutlama geleneği nedir biliyor musunuz? Hangi gelenekmiş o? Yeni bir ev, eğlenen mutlu çocuklarla dolu olmalı. Hadi girin oraya ve oynayın. Kendinize ait ağaç ev harika bir şeydir. Ama o evin gülen arkadaşlarla dolup taşması daha güzeldir. Telefon. Eğlenceli bir günde tatlı kedicikler arkadaşlarıyla birlikte parkta oynuyorlar. Sonra Lekeli de onlara katıldı. Miau. Miau.
Bakın demin babam bana ne verdi? Cep telefonu. Biliyor musunuz içinde bir sürü şarkı var. Fotoğraf da çekiyor. Miyav, miyav, miyav. Ama en önemlisi şu, görmelisiniz. Süper gol. Müthiş, evet. Harika. Ben de bir tur oynayabilir miyim? Ben de. Bana da bir tur verir misin lütfen? Ama önce ben. Hadi, hadi gol. Tatlı kedicikler Lekeli'nin yeni telefonuyla saatlerce oynadı. Lekeli'ye telefonun ödünç verebilir mi diye soracağım. Bir sümüklü böcek fotoğrafı çekmek istiyorum da. Ben de en sevdiğim şarkıları dinlemek için isteyeceğim. Ben de sanal futbol turnuvasını bitirmek istiyorum. Bir dakika bekleyin. Hey, annemle babama bize telefon almalarını söyleyelim. Böylece sürekli Lekeli'den istemek zorunda kalmayız. Harika! Miyav, 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 miyav! Birini araman ve bir şey hakkında konuşman gerektiğinde telefon çok işe yarar. Ama sürekli telefon iyi bir şey değil. İnsanlar birbiriyle konuşmak yerine sürekli telefonda konuşsalar nasıl olurdu bir düşünsenize. Miyav Cupcake, nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Evet Şeker, uzun zaman oldu. Bir ara mutlaka görüşmeliyiz. Ya da gerçek canlı müzik yerine sadece telefonlarından dinleselerdi? He? Ha. Ya da herkes gerçek futbol yerine sadece telefonda futbol oynasaydı? Top tam 44 dakikadır bir kez olsun hareket etmedi. Bu futboldan başka her şeye benzerdi. Biz telefon yerine gerçek dünyada yaşayacağız. Teşekkür ederim anneciğim. Eline sağlık anneciğim. Rica ederim çocuklar. Oyun zamanı. Duman, Tarçın ve Gece hala Lekeli'nin telefonuyla oynuyor. Onu bir türlü ellerinden bırakamıyorlardı. Gol. 1-0. Bu harika. Çok iyi bir fikrim var. Onları telefonla oynamak yerine bizimle oynamaya ikna edelim. Bir gol daha. Harika. Hey. Gece, telefon sıranı beklerken biraz top oynayalım hadi. Tamam, olur. Tarçın'la Duman zaten benim önümde. Gol. Baksanıza ne kadar eğlenceli. Duman, sen sıranı beklerken ben gidip biraz oynayacağım. Gol. Geçen seferki gibi yine ben kazandım. Tamam, şimdi kim oynamak istiyor? Hopa. Gol. Vay, gerçek bir futbol maçı. Arkadaşlar, ben de oynayabilir miyim? Tabii ki Lekeli. İyi bir forvete ihtiyacımız var. Yakala. Yaşasın. Bu kesinlikle telefondakinden daha iyi. Miyav? Evet anne, ben parktayım. Birlikte gerçek bir futbol maçı yapacağız şimdi. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Biriyle konuşmanız gerektiğinde telefon çok işinize yarar. Ama gerçek dünyada arkadaşlarla oyun oynamak her zaman daha iyidir. Annemizin doğum günü. Bir gün sabah erkenden babaları ön kapıdan çıkmak üzere parmaklarının ucunda yürüyordu. Baba! Ne? Bu kadar erken nereye gidiyorsun? Bugün annemin doğum günü babacığım. Yoksa unuttun mu? Annenizin doğum gününü asla unutmam biliyorsunuz ama hediyesini iş yerimdeki masamda unutmuşum. Bu yüzden şimdi gidip onu almam ve geri gelmem gerekiyor. Sonra hep birlikte kutlarız. Beni bekleyin, tamam mı? Bu harika! Şşş! Annenizi uyandıracaksınız. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler annelerine hediye olarak güzel bir resim vereceklerdi.
Bu gördüğüm en güzel resim. Sizce babam anneme doğum günü için ne hediye almıştır? Hediyesini ofiste unuttuğunu söyledi. Ofisi de bir şeker fabrikasının tam ortasında olduğuna göre ben nefis bir pasta olduğunu tahmin ediyorum. Ama babam her hafta sonu eve pasta getiriyor zaten. Bir doğum günü hediyesinin özel olması gerekir Puding. Ama bir pasta da harika olabilir yani. Ve özel. Mesela içine bir mektup koyabilirsin. Ama ya annem mektubu kazayla yerse? Pastanın içine havai fişek de koyabilirsin. O zaman pat diye patlar. Ama ya işler ters giderse? Ya uçmazsa? Babamın pastanın yanında gerçekten özel bir şey hediye etmesi gerekiyor. Annemin gerçekten sevdiği bir şey. Annem sporu çok sever. Annem pembe elbiseleri de çok sever. Annemin en sevdiği şey çiçeklerdir. Hadi gidip bir buket çiçek toplayalım. Böylece babam anneme hediye olarak verebilir. Ama tatlı kedicikler annelerinin doğum gününün sonbaharda olduğunu unutmuşlardı. Ama yine de vazgeçmediler. Çiçek bulmak için her yere baktılar. Aradılar. Taradılar. Ama güzel çiçekler sonbaharda açmıyordu. Hiç çiçek yok. Ne yapacağız şimdi? Şimdi babam anneme sadece pasta mı verecek yani? Sanırım benim çok iyi bir fikrim var. Farklı farklı düşen yapraklardan bir buket yapsak, baksanıza ne kadar güzeller ve renkliler. Tatlı kedicikler annelerinin bu güzel sonbahar buketini görmesi için sabırsızlanıyorlardı. Herkese günaydın. Günaydın. Doğum günü kutlu olsun. Arkamızda hiçbir şey yok. Hediyelerini vermek için babamı bekliyoruz, tamam mı? Babanızın dönmesini mi? Nereye gitti ki? Doğum günü çocuğu neredeymiş bakalım? Burada bir hediye var. Çocuklar, bu bir pasta kutusu değil. Ne kadar güzel bir eşofman. Şu güzel ayakkabılara bakın. Sevdiğin her şey tek bir hediyeydi. Spor, pembe renkli kıyafetler ve güzel çiçekler. Aa, canım çok teşekkür ederim. Annem için ne kadar harika bir hediye. Sanırım artık bu bukete ihtiyacımız yok ha? Hayır, hala var Puding. Kendi hediyemizle birlikte verebiliriz. Seni seviyorum anne, doğum günü kutlu olsun. Doğum günü verme zamanı geldi. Bu senin için çizdiğimiz resim. Ve bir buket de çiçek. Teşekkür ederim benim canlarım. Şunlara bakın. Bunlar hayatımda aldığım en güzel hediyeler. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Babaları tabii ki nefis bir pasta da getirmişti. Anneleri tüm mumları üfledi. O gün hiçbir şey onu bundan daha fazla mutlu edemezdi.